Rota Türk ekranlarından dünyadaki Türkiye programından herkese merhaba. Bugün yine sınırlarımızın ötesini konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Vatikan İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan bir şehir devleti. Aynı zamanda Katolik mezhebinin de yönetim merkezi. Osmanlılarla ilişkileri Orhan Bey dönemine kadar götürülen Vatikan az sayıdaki nüfusu ve yüz ölçümüyle çok küçük bir devlet izlenimi veriyor. Ancak 1.2 milyarlık Katolik dünyası üzerindeki etkileri bakımından Vatikan çok daha fazla bir yerde duruyor. Bugün stüdyodaki değerli misafirimizle beraber Vatikan'ı konuşacağız ve TR'nin ardından dünyadaki Türkiye başlıyor. Vatikan Resmi adı Vatikan Şehir Devleti olan Vatikan, İtalya'nın Roma kentinde bulunuyor. Hristiyanlığın Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan Vatikan'ın tarihi, İsa peygamberin havarilerinden olduğuna inanılan Petrus'a kadar dayandırılıyor. O tarihlerden itibaren, Papalık devleti olarak faaliyet gösteren Vatikan'da, papalık dini bir figür olmanın ötesinde bir siyasi aktör gibi ordu kuruyor, savaşları başlatıyor ve antlaşmalar imzalıyordu. 1870'e kadar böylesi bir misyonun taşıyıcısı olan papalık, Savoya Hanedanı'nın İtalya'nın tamamında egemenliği ele geçirmesiyle işlevsiz hale geldi. 1929'da İtalya Devleti ile imzalanan Lateran Antlaşması ile kurulan Vatikan Devleti, papalığın devamı olarak varlığını sürdürüyor. 44 hektar yüz ölçümüyle dünyanın en küçük devleti olma özelliğine sahip Vatikan'da, din adamları ve onları koruyan askerlerden oluşan yaklaşık bin kişi yaşıyor. Bununla birlikte her yıl milyonlarca insan Vatikan'ı ziyaret ediyor. Evet kıymetli izleyenler Vatikan'ı konuşacağız. Stüdyo Hı. konuğumuz doçent doktor Ahmet Türkan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Hamdolsun sağ olun. Hocam Vatikan dediğimiz zaman VTR'de de dinledik. Belki de dünyanın en küçük ülkesi işte 0.44 kilometre karelik bir yüz ölçümü bine yakında bir nüfusu var. Gerçekte Vatikan e, bu kadar küçük mü? Ya da gerçekte olduğu kadar Vatikan'ın anlamı bu kadar küçük mü? Vatikan ne anlama geliyor? Evet, e, 44 hektarlık bir arazi içerisinde ama etki değeri ve kat sayısı çok yüksek. Evet. Çünkü binlerce psikoposlarından psikoposluk merkezlerinden, e, bunun yanında okullarından, eğitim kurumlarından, yetimhanesinden, e, sağlık kuruluşlarından aslında dünyanın hemen hemen bütün kıtasında ve pek çok ülkesinde misyonları bulunan devasa e, evet. bir yapı. E, monarşik bir yapı. E, kurumsal olarak bakarsak da 2000 yıllık bir yapı. Özellikle Katoliklerin kendi tanımlarına göre baktığımız zaman. Ama şunu da diyemeyiz. Yani e, Orta Çağ'da, işte modern dönemde, günümüzde elbette ki kurumlarında farklaşmalı olmuş. Ama evet. her dönemde Vatikan'ın dünyada bir etki değeri olmuştu bugün. 2000 onları. yıllık bir monarşi. Tabii. Devletin başkanı, devlet başkanı Papa aynı Hı -hı. zamanda. Ve bir dini monarşi. Hı -hı. Bir din devlet aslında. Değil mi şeyde, Vatikan? Tabii ki. Hangi kurumlardan oluşuyor? Kabaca böyle kısaca bir özetlemek gerekirse. Hani bir devlet olmanın, Hı -hı. modern anlamda bir devlet olmanın şartlarını yerine getiriyor mu? Evet. Aslında yani bugünkü anlamda söylersek getiriyor. Çünkü Hı -hı. Papa'nın yetki alan aslında karşı muhatabı e, Cumhurbaşkanı seviyesine. Başkan çünkü evet. e, her bir ülkede elçileri var. 170'e yakın. Tabii ki e, var. Evet. E, elçili olmayan ülkelerde var ama 170'e aşkın ülkede temsilcisi var. Bayrağı var. Kendi milli marşı var. Muhafızları i̇şte, var. Muhafızları var. Değil. İşte 130 tane belki temsili evet. e, çok şey değil ama şunu görmek lazım. Tabii Vatikan dediğimiz zaman yani 4. yüzyılda, 10. yüzyılda 1500'lerde işte Martin Luther döneminde 1900'da bugünkü gibi bu aynı değil. Yani bugünkü evet. kurumsal yapının oluşması aslında biraz daha gelişimsel olmuş ve farklı farklı dönemlerde. Mesela bir meclis, kardinaller meclisi evet. var. Bu bir devlette de neye tekabül yani, ediyor? Bildiğimiz anlamda meclise yakın bir görevi ifa ediyor mu? Tabii yani kardinaller meclisi çok etkin. Özellikle bu yürütme anlamında diyeceğiz. Evet. E, tamamen birebir tipolojik benzetmese de bir Devlet meclisine yani bir parlamentoya benzetebiliriz Ama burada şu çok önemli Papa yasama, yürütme ve yargıda çok etkilidir evet. Hala aforoz mekanizması ortaçağ gibi olmasa da Ki 1870 yılında 1. Vatikan konseyi bir de yanılmazlığı ilan edilmiştir Kürsüde konuştuğu, konuştuğu zaman evet. e, Bu da çok etkili Ama konseyi Papa var. yapmaz yani e, Tabii infability diyor yani özellikle Evet. 1869 yılında birinci Vatikan Konsili toplanınca Mesela bizdeki durum biraz farklı. Bizde peygamberler bile tamam ismet sıfatı vardır hı -hı, ama hı. zelle dediğimiz küçük hatalar Tabii, evet. yapabilirler. Papa küçük hatalar da mı yapmıyor? Evet, aslında bu tümüyle yanılmazlığı yok. 1870 evet. yılında Vatikan Konsili'nde özellikle bu modern dönemden sonra Avrupa'da büyük baskı görüyor papalık. Evet. İtalyan birleşme döneminde. Papa sürgüne gönderiliyor 9. Pius mesela. E kendisine bir güç devşirmek istiyor ve en büyük etkilenen birisi yanılmazlık. Fakat yanılmazlığını ne kendi piskoposların çoğunu anlatabiliyor ne de Avrupa'yı anlatabilir ve İtalya orduları 1870'te Vatikan işgal ediyor. Vatikan 1870 yılından 1929 Mussolini dönemindeki Latte anlaşmasına kadar aslında işgal altında kalan bir devlet aslında, aslında. İtalya'nın birliği de, şehir devletlerinin birliği de ancak bu işgalle gerçekleşebiliyor. Tabii, tabii yani 1870. Tabii işte Almanya İtalyan birliğini sağladığı yıllardır 1870'ten evet. malumunuz. Tabii bu artık Vatikan'ı bir hapishane hayatına çeviriyor. Yani 1929 yılına kadar uzun bir dönem yani 60 evet. yıla yakın bir dönem. E, malumuz Mussolini döneminde yapılan anlaşmayla da artık bugünkü Roma Devleti yani İtalya devletiyle e, sınırları nedir, yetkileri nedir, kendi hakları nedir ve ödevleri nedir, İtalyanıdır. Bu bir zapt altına alınmış. Biraz oluyor. daha netleşmiş oluyor. Tabii. Daralmış oluyor aslında. Ya e, aslında daralıyor ama bir bakıma da İtalya kendini tanıttırıyor ama İtalya devletinin Katolikliğin e, orada e, oremin hasır olmasını tanıyor. E, eğitim kurumlarında Katoliklik çok etki ediyor ki bugün Vatikan dediğimiz o 44 dönemlik her bütün kurumu orada değil papalığın. Yani pek çok İtalya, Roma içerisinde çok binası var. Kurumsal evet. yapısı oraya taş bir şekilde. Muhakkak, tabii. Tek bir bina ile devlet e, yapısının kurulması çok kolay değil. Hocam o zaman biraz daha geçmişe gidelim. Hatta Hı -hı. uzak geçmişe Hı -hı. gidelim. Vatikan nasıl ortaya çıktı? E, Papalık devletine dönüştü süreç içerisinde. E, bir müessese e, olarak e, Vatikan'ın e, ortaya çıkışı, yani Roma içerisinde Hı -hı. ortaya e, çıkışı nasıl gerçekleşiyor? Evet, aslında... E, Thomas Hobbes'ın bir sözü var. Evet. Ee, çok önemli. Diyor ki aslında papalık diyor, e, ölmüş Roma'nın mezarının üzerine taşlanmış bir hortlak gibiydi diyor. Yani Roma, malumunuz biliyorsunuz, e, Katolik kilisesi diyor ki ben dünyada evrenselim. Evet. Ve apostoliyim yani havari selim. Kim havari? Petrus. Petrus, Petr, evet. E, Aziz Petrus. Kefus, veyahut da işte bunu da şöyle delillendiriyor. Ben hani niye? çünkü İncil'de diyor ki İsa Petrus'a, Hristiyanlara göre söylüyorum. Kuzularımı güt diyor. Kime diyor? Petrus'a diyor. Veyahut da diyor ki ben kilisemi kefastır. Taş demek aslında. Petra kullanırız. Hmm, evet. taş, kaya. Onun üzerine kuracağım diyor. Bu ibareler Katolik kilisesini dünyadaki kiliseler üzerinde benim önceliğim var. Çünkü ben Petrus beni kurmuştur diyor. Tabi malumunuz ilk 300 yıl Roma pagan bir devlet. Evet. Hristiyanlara büyük baskılar var. Budperes bir devlet. Budberes bir tabi. devlet. 313 yılında Milano fermanı ile Konstantin e, artık serbest kılıyor. Din devleti yapmıyor. Yapan da Theodosius 380'li yıllarda. Fakat 451 yılında meşhur bir konsil var. İlk konsiller, 7 konsept bizim Anadolu coğrafyası arasında. İznik, İstanbul, evet. Efes gibi. Burada birinci Leo çok büyük gayret gösteriyor. Birinci gayreti şu. Doğudaki monofizit denilen yani... İsa'da tek tabiat gören, yani insanın sadece tanrısal tarafı vardır diyenlere karşı diyofizit anlayışı, yani İsa'da hem insani hem tanrısal taraf var diyenlere karşı Biz mücadele veriyor ve kazanıyor. Evet. Ancak şu da çok söylenir, Atilla'yı da durdurdu papa derler yani. Özellikle Roma'yı istila etmek diyorsun. Bundan sonra malumuz 476 yılında Roma çöküyor. Evet, Doğu Roma, Bizans var. Zaten 330'lu yıllarda başkent olmuştu. Konstantin başkent evet. yaptı. İşte bu çöken Roma'nın aslında küllerinden papalık şekilleniyor. Bakıyorsunuz papalık kür yazsın mesela. İşte yasama meclisi bir senato gibi. Roma senatosu gibi. Veya yani, Roma'nın kullandığı Pontifex Maximus var. Pagan Roma'nın kullandığı köpler kurcusu. E bu papaya geçiyor. Veyahut da mesela hala bugün doğu geleneğine bakın orta genelde sakallıdır rahipleri, evet. papalıklar genelde sakalsızdır. Evet. Roma senatörlerine benzer yani o hmm. yani. Yani hem kurumsal hem de bir takım e, fiziksel devamlılık var Roma ile e, papalık arasında, Vatikan arasında. Tabii ki yani biz mesela büyük bölümü de 1500 yılını görürüz. İşte İstanbul'a evet. Kardinal Umberto geldi, işte Aforozname bıraktı ama aslında bunun mayalanması bir gelenek üzerine. Çünkü bir taraf Latin, bir taraf Grek bir taraf Latince, bir taraf Yunanca. Evet. Ve Doğu toprakları da İslam fetihleri başlamış. Bu çok etkiliyor Dış, dış bir etkendir bu. çünkü özellikle Hristiyan kilisesinin dünyada meşhur patrikler vardır. İskenderiye, Antakya, evet. İstanbul, Kudüs mesela. bunlardan bakıyorsunuz ki Hazreti Ömer döneminde bu üç patriklik Müslümanların elinde. Yani Sasaniler yapılan savaş, ...ve Bizans yapılan savaş, Nihavend Savaşı, Kadisiye evet. Savaşı... ...Mısır'ın ele geçirilmesi... ...Mısır'ın ele geçirilmesi, İskenderiye Kilisesine geçiyor. Tabii ki bu Kur İslam fetihleri buraya çok etkiliyor. Evet. Yani bizim Doğu topraklarına veyahut Anadolu'ya, Orta Doğu'ya... ...aslında Katolikliğin tanışması çok geç bir dönem. Ve Doğu Hristiyanları dediğimiz... ...işte Süryani gibi, Ermeni gibi, Kıpti gibi, Habeş gibi... ...bu kiliselerle İslam coğrafyası yakın tanışıyor ama... Katolik kilisesiyle işte ta Harun Reşit zamanı işte Şarlman'la yapılan bir anlaşması vardır. Evet, Harun birbirlerine Reşit'de. hediyeleşmeler de oluyordu o arada. Evet, hediyeleşmeler var. Şarlman tabii ki Avrupa'da gücünü tahkim etmek istiyor. O da nereden geçiyor Kudüs'ten. Evet. Bakın ta 1850 Kudüs gücü tahkim etmek için krallar açısından dini bir meşruiyet aracı değil mi? Hatta bu şöyle bir analoji yaparsak 1853 yıl 54 yılına çıkan Kırım Savaşı'nı da aslında etkiliyor. Çünkü Nasıl? Bir, şöyle ki, şimdi bir kutsal makamlar meselesi var malum bilirsiniz. İşte bir doğuş kilisesi bir yıldız tamir edilecek. Ee, Katolikler diyor ki bu Katoliklerin hakkı, evet. Ortodokslar diyor ki Ortodoksların hakkı. Katoliklerin arkasında kim var? Fransa. Ortodoksların arkasında kim var? Rusya. Hmm. Bu bir güç, bunun çünkü Avrupa'da bir bunu algısı var çünkü. Özellikle Napolyon bir başarı elde etmek istiyor. Bir tarafta da Rus çarı var. Şimdi tabii ki Osmanlı da arada kalmış. O dönem arşivine bakmıştım. Komisyonlar kuruluyor. Komisyonlar iki taraf razı etmeye çalışıyor. Rus elçisi özel yetkili atanmış. Bebek de Osma, vapurda Osmanlı'ya diyor ki bak anlaşmazsanız gideceğim. Ve Sivas Topolu'da diyor savaş başlayacak. Eflak Boğdan'a. Evet. Bakıyoruz ki o tahkim gücü aslında e, hatta şöyle denir. E, savaş kutsal makamlar meselesiyle başladı ama top Eflak Boğdan'da patladı. Hmm. Yani Savaş Kudüs'te oluyor. Ta ki ta ki 800 yılında Şarman Şarman gibi. Yani aslında yine 1890'larda Abdülhamit'le çok sıkı bir ilişkisi olan Wilhelm de Kudüs'e gider mesela. Alman İmparatoru. Tabii Wilhelm. kendisi de evet, doğru. çünkü sömürgesi yoktur. Çünkü İngilizler Protestanlar üzerinden gitmiş, Anglikan üzerinden gitmiş, Calvinist üzerinden gitmiş, Fransa Katolikler üzerinden gitmiş, Rusya Ortodokslar üzerinden gitmiş. Almanya pek fazla kalmamış. O da evet. kendisi özellikle Katolikli ve Orta, e, Protestanlar üzerinden Kudüs'te bir çalışma başlatıyor. Şimdi e, Vatikan'ın e, devlet olarak işte e, bine yakın e, tebası var. Diyelim yönetici bunların tabii e, tamamına yakını. Küçücük bir şey baktığınız zaman hani normal ölçülerle devlet olarak kabul edemeyeceğiniz bir şey. Ama etki gücüne baktığımız zaman tarihte mesela... İşte Haçlı seferleri, Haçlı seferlerinin öncüsü papalar olmuş ve birinci Haçlı seferi papalık ile Vatikan ile Katoliklerle Müslümanların belki de ilk kanlı büyük karşılaşması nasıl başlıyor? Yani papalığın buradaki rolü ne ve bugüne kadar bütün İslam dünyası ile Hristiyan dünyası arasındaki ilişkileri belirleyici bir etkiye ulaşıyor değil mi bu birinci Haçlı seferi? Tabii ki burada e, Papal'ın Avrupa sokaklarında, Paris'te, farklı İspanya'da insanları motive eden söylemleri var. Evet. Kim o? İşte kafir serazenlere karşı bir savaş. E, özellikle 1071 yılında... Ne demek kafir serazenlere? Serazenlere işte e, Sare'nin kölesinin çocuklarına yani İsmailoğullarına, Evet. Çünkü bir tarafta e, İshak var, bir tarafta İsmail var. Sare e, İbrahim'in e, hanımı. E, hanımı Hacer annemiz de e, onun cariyesi evet. yani daha doğrusu Hacer köle soyundan anlamına Araplar, geliyor. Araplar Sare annemizden de evet. İbraniler geliyor. Tabii, evet. o biraz daha böyle menfi bir e, evet. al, algıyla söylenen bir şey. Tabi e, tabii burada çok etkili e, iki tane şey var. Argümanı var Papalığın. İnsanları motive eden Hı hı. Bakın Kudüs 1099'da işgal ediliyor ama motivasyon hareketi 1095'te başlıyor. Evet. Avrupa sokaklarını. Birinci aşı seferinin başlangıcı 1095 sayılı. Tabii yani, yani. Orduların yola çıkması 1096'yı buluyor ama. Tabii. Evet. 1095'i tam yazın. Çağrılar şey, başlıyor. Çağrılar o zaman. şey Bir tane şu, Selçukluların, Alparslan'ın Malazgirt'te kazandığı savaş. Avrupa'da bir infial yapıyor. 1071'de. Tabii ki büyük bir yani 24 yapıyor. yıl önceki savaş. Tabii evet. büyük bir savaş bu. Çünkü o savaş sadece Malazgirt'te kalmıyor biliyorsunuz. Sonrasında Roman Diyojen Bizanslılar tarafından öldürülünce anlaşma bozuluyor Alpasta'nın yaptığı Alp Alparslan'la anlaşmanın bozulması üzerine bütün Anadolu'nun e, fethini emrediyor. Tabii bir de gösterge var. Göstergede şu e, hakim bir emirler var Fatihler zamanında. Evet. Kudüs'te e, o da Kutsal Kıyamet Kilisesini yıkıyor. Hmm. Bu da insanlara bir algı yapıyor Batı'da. Tahrik edici bir etki. Tabii tahrik edici bir etki yapıyor. Hmm. Bundan sonra işte 1099'da... Fatımiler o dönem Mısır'a ve Kudüs'e hakim olan iyi bir evet. devlet. Evet bir yapı. Hatta şu var birinci Haçlı seferinde yardımcı da oluyorlar yani. Evet. Fatimilerin şeylere karşı... Şimdi bir dakika hem karşı. kiliseyi yıkıyorlar. Meşhur bildiğimiz Kutsal Kıyamet Kilisesi'ni. Evet. Sonra Haçlılar bunun üzerine harekete geçiyor. Motive eden sebeplerden birisi o. Sonrasında da Haçlılarla işbirliği mi yapıyorlar? Tabii hakim bir emirliğe dediğim yıl Evet. Yani arada 60 yıl var, 70 Hı -hı. yıla yakın bir süreç. Tabii süreç değişmiş. Burada ha, evet. şey meselesi yani ortak Ucum, düş ortak düşmana karşı birliktelik meselesi. Biz bunu Osmanlı'da da görüyoruz. Yani bakıyoruz ki Fatih'e karşı işte Akkoyunlarla veyahut da diğer evet. Türkmen beyliklerle ittifak kurmaya çalışıyor papalık Veyahut daha sonra İran arasında. Evet. E, bu şeyler var yani biraz da bu stratejik bir e, konu evet. yani e, peki birinci haçlı seferi büyük bir travmaya yol açıyor hı hı. birinci haçlı seferi sırasında hatta haçlı kroniklerinde e, Süleyman Mabedi'nde hı. çizmelerimize dolan Müslüman kanlarından dolayı yürüyemiyorduk diye yazarlar hatta bunu biraz da bazen övünmek için de yazarlar hani bakın işte Tanrı adına nasıl büyük işler başardık e, gibisinden bir hı. övünme Olarak şecaat arz ederken Sirkatin sirkat söyler ya. <laughs> şimdi o sırada sadece Müslümanları öldürmüyorlar. Süleyman Mabedi'nde ve Kudüs sokaklarında Hı -hı. Yahudileri de öldürüyorlar değil mi? Yani Tabii aslında Kudüs'teki din savaşlarının bugüne kadar süren etkileri bağlamında düşündüğümüzde Birinci Asrı Seferi o zaman büyük bir kırılma noktası sanki. Tabii buradaki kırılma noktası şu söylediğiniz gibi ee, büyük bir katliam var. Hatta yaz olduğu için cesetler kokmuş. Ee, kalan Müslümanlar da o cesetler kaldırmasını istiyorlar. Evet. Ee, Kuppet-i Sahra'yı bir garnizon haline getirmişler. Karagah haline getirilmiş. Tabi bu Haçlılar geldiği zaman Ortodoks Patrik'e Kıbrıs'a kaçıyor. Evet. Yahudi hahamı da gidiyor. Ee, ne tesadüftür ki Selahaddin Eyyubi 1187'de şehri tekrar aldığı zaman o Kıbrıs'taki din adamları tekrar geri geliyor. Aslında bu hareket... Yani Müslümanlar fethettiği zaman ki, o daha önce kaçan Yahudi hahamlar ve e, Ortodoks e, patrik ve evet. din adamları... Müslümanların fethettiği Kudüs'e geri dönüyorlar. Tabii Çünkü ki. daha emin bir beldeye dönüştüğünü düşünüyorlar. Tabii aslında bu e, uygulamayı Hazreti Ömer yapıyor. Bizim e, Ömer eman diyoruz. Yani çok meşhurdur o. Evet. Hatta az önce bahsettiğim Kırım Savaşı çıkarken bile arşive bakılıyor. Ya diyorlar bu hak kimin? Katolik mi? Ortodoks mu? Diyorlar ki Yavuz Sultan Selim'in şeyine bakalım. Çünkü Yavuz Sultan Selim alıyor. Ya diyorlar Selahattin Eyyubi'nin buyurduğu üzere ve ta kökeni Hazreti Ömer'e gidiyor. 637 yılı. Ömer Emannamesi. Ömer Emannamesi. Evet. O da şu. tabii zimmi hukukuna göre gayrimüslimlerin de e, zimmi hukuk, yaşama hakları var. Dini ibadet hakları var. Patrik Sofranius, Rum Patriği. Kudüs Rum Patriği Hazreti Ömer'i şehri gezdiriyor. Hı hı. Hatta şu rivayet edilir. Yahudileri şehre almaması söylenir. Çünkü ta e, ilk yüzlü yıllarda kovulmuştur. Hazreti Ömer'in de altıyı aşkın kabileyi tekrar Kudüs'e aldığı söylenir. Ya da çoğulcu bir yapıyla. Evet. Ve o dini yapılarda emanname veriyor. Canınıza, ırzınıza, malınıza hiçbir şey dokunulmayacak. Ve hukuki aslında karşılıklı ödevler, görevler ve sorumluluklar ortaya koymuş oluyor. Ve Hazreti Ömer'in bu emannamesi yıllar boyunca hem Memlük zamanında hem Eyyubi zamanı hem Osmanlı zamanında aslında cari evet. olan çok önemli bir temel teşkil ediyor. Şimdi daha sonra Haçlı seferleri devam ediyor. Selahaddin işte 1187'de tekrar geliyor. 88 yıl sonra, 89 yıl sonra Kudüs'ü kurtarıyor. 1999'da işgal edilmiş olan Kudüs'ü. Bu arada ilginç bir tarih. Kudüs'ün işgali 15 Temmuz. Evet. evet tam 15 Temmuz. Çok ilginç bir şey. Ee, bizim vatanımız da sanki tam onun yıl dönümünde bir işgal e, girişimine bir tür haçlı işgal girişimine maruz kalıyordu neredeyse. Bunu da bir not etmiş olalım. Milletimizin basireti feraseti ile bu hmm. şey def edildi. Allah muhafaza versin. Amin. Şimdi hocam e, sonrasında haçlı seferleri devam ediyor. Selahaddin Kudüs'ü fethettikten hı hı. hemen sonra 3. Haçlı Seferi başlıyor. Meşhur işte aslan yürekli Richard, Frederick Barbarossa Alman İmparatoru ve Philip August Fransız hı hı. İmparatoru. Yani Almanya, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği Etkin güçler. Evet. Sonrasında da işte Selahaddin bunlarla mücadele ediyor. İşte Kudüs'ü teslim etmiyor ama Akka'yı vermek zorunda kalıyor biliyorsunuz. Sonra 4. Haçlı Seferi var. 1204'te. Şimdi Haçlılar biliyorsunuz hem karadan hem denizden de gelebiliyorlar. Bazen ikisinden birden geliyorlar. Bizans'tan geçerken Haçlılar orada bir takım olaylar oluyor. Neler oluyor orada ya 1204'te? Bizans'tan geçerken bir çay içmiyorlar. Evet, Ortodoks Bizans evet, aslında, ve Katolik Haçlılar. Tabii Bizans şunu zannediyor. Yani bu ordu tekrar Kudüs'e gidecek. İşte tekrar kafirlerden bu şehir alınacak. Yani Serazenlerden ama... 4. kez Seferi 1204'te artık İstanbul işgal evet. ediliyor. 1270 yılına kadar bir İstanbul'da bir Latin krallığı kuruluyor. İşte Bizans tahtını İznik'e götürüyor. Ondan sonra bir kısmı Trabzon Rum İmparatorluğu'na gidiyor. Orada tabii şöyle bir e, Hatta Ortodoks muhabbetlerini yakıp yıkıyorlar İstanbul'da. E, Epey bir yağma talan da yapıyorlar. da yani. ötesinde o da var. Kutsallara karşı bir hakaret var. Özellikle Ayasofya'da, Ayasofya'da. kutsal çanakları kırılıyor. E, Dansöz oynatılıyor. Yani biraz kutsala karşı da bir. Hmm. E, bu kırılmayı e, Ortodoks dünya unutamıyor. Niye? Mesela 1430'lardan sonra tam İstanbul'un fethi öncesi Floransa Konsili var. Evet. Bu konsilde Türklerin e, İstanbul işgali tehdidine karşı Batı'dan yardım istiyor e, Ortodokslar. Evet. E, tabii e, papalık da müzakere yapıyor. İşte ne yapalım? dini problemler var. Kutsal Ruh meselesi babadan mı çıktı, oğuldan mı çıktı? Hmm. İşte e, ekme yardım edecek ama onlara da pazarlık konusu Tabii, haline yani getiriyor. Tabii yani bu pazarlık konusu oluyor. Tabii bu anda da e, uzlaşma sağlanamıyor. Hatta meşhur Lucas Notaras'ın bir sözü vardı. Evet Grandük Notaras'ın. E, i̇şte Latin külahı göreceğim ve Türk sarını tercih ederim diye. Evet. Tabii bu olmuyor. Daha sonraki yıllarda. Bu sözün o zaman Grandük Notaras'ın hani kardinal külahı görmektense Osmanlı sarığı veya Türk sarığı görmeyi tercih ederim sözü aslında 1204'teki o acı hatıraya bir atıfta bulunuyor. Bilinç altında bu Latin gitmiyor. Işgaline. Yani bilinç altında gitmiyor bu. Tabii 1453'te İstanbul fethedilince gerçekten Batı dünyası Haçlılar bir travma geçiriyor. yani Çok evet. büyük bir hatta şeytanın oğlu diyor o günkü papa. Fatih bu arada Sultan Osmanlılarla de. Vatikan arasındaki ilişkiye de gelmiş olduk konjonktürel evet. tarihi evet. olarak nasıl başlıyor bu şey ilişki Osmanlılarla e, Papalık hı hı. arasında? E tabii e, Osmanlı bir beylik. Evet. İşte İlk başta Bilecik, öyle. Söğüt bugünkü iç Ege veya alt Marmara diyeceğimiz bölgede daha çok Ortodokslarla muhatap yani Bizans evet. tekfurları vesaire var. Ama Orhan Bey zamanında İzmir'e kadar işte bu Ege devlet genişlemeye başlayınca bu sefer Latinler de var. Latinler bağlamında Latin Kardinal ile bir anlaşma yapılıyor. İşte onların e, kendi başlarının sorumluluğu var. Devlet de bunu kabul ediyor. Tabi Osmanlı'nın e, Güneydoğu Avrupa'da Balkanlar'daki fetihlerin özellikle Macaristan bölgesindeki alt bölgelerdeki evet. e, papalığın motivasyonları var. İşte o yüzden Fatih'e kızarken Haçlılar babası da böyleydi diyor. Yani hmm. ikinci Murat da böyleydi. Ama biz böyle daha büyük Dünya tarihini etkileyen e, ilişkileri Fatih sonrası görüyoruz. İstanbul'un fethi tabii. değil mi? Vatikan'da nasıl karşılandı İstanbul'un fethi? E, Vatikan'da tabii e, büyük bir travma yapıyor. Çünkü Doğu Roma yani. Roma'nın bir tarafı. Kız kardeşi yani anne kızı gibi. bir Vatikan'da yani, Batı Roma bir tür aslında. Batı Roma. E, ve özellikle şu çok önemli. E, fetih öncesinde bir kardinal var. Besarion. Hı hı. Ve Isodoros. Bunlar batıda özellikle Türklere karşı İstanbul düştükten sonra bile mücadele başlatıyor Papalık Avrupa'daki hükümdarları desteklemesini istiyor Fakat çok istediği desteği bulamıyor Hatta e, bununla ilgili Akkoyunlarla vesaire diğer e, Türkmen kökenlerle anlaşma yapmak istiyor Ama şöyle bir durum var ki Fatih zamanında 5 tane papa var Yani 5 e, tane papayla muhatap oluyor Papa bir dönem sonra karşı olduğu şeyin taşıyıcısı oluyor. Yani Osmanlıya karşı batılı hükümdarlardan destek beklerken, kimi zaman da Osmanlı anlaşmak istiyor. Beş tane olunca herhalde hepsi birden karşı olmuyor, bir kısmı e, ittifaklar da Tabii. yapıyorlar. Ya Çünkü papalık bir e, dini tarafı varsa da siyasi tarafı da var. Yani Tabii, o bir devlet. Sonuçta. Devlet yani konjekture göre artık. Mesela ikinci pius, e, bu çok söylenir e, mektuplaşmasından bahsedilir. İşte seni ihtiyacın olan sadece bir su diyor yani. Su dedi, vaftiz olacak. Yani Fatih diyor ki sen doğunun hükümdarısın, dağısın hmm. batında olabilirsin. Hristiyan ol ves. İş biraz daha buraya uyanıklık yapıyor. Başlıyor. Yani kısa yoldan sonuca gitmek istiyor. Fatih'i Hristiyan yaparsak evet. İstanbul'un elden çıkması problemini de halletmiş oluruz diye bak. Yani önemli mektup yazıyor. Bayağı da uzun bir mektup yazıyor. Evet. Yani burada şunu görmek lazım. Yani Fatih döneminde bile Papalıkla ilişkiler yek nesak değil yani monolitik gitmiyor. Yani evet. farklı farklı bir süreçti. Bakıyor ki Venedik'ten bir destek gelmeyince kendisini durup hatta bazen batılı güçler papalığa tehdit oluşturunca Fatih'ten gemisini o Adriyatik ilerisine yürütmesini de istiyor. Yani bir göz korkusu verin bunlara. İlginç. Ee, evet. Yani böyle de bir süreç var açıkçası. Tabi bu dönemde daha sonraki Rönesans'ı da düşünmek lazım. Batı'da bir travma var. Özellikle Borgias ailesinden bir papalık gelenekleri var ve 15-20 sene sonra bir reform hareketlere başlayacak. Tabii evet. bu, bu da papalığı o dönemler oldukça e, zayıflatıyor. Şimdi ikinci Bayezid dönemine gelelim Fatih'ten Hı -hı. sonra. Aslında tabii Fatih'in e, ölümünden hemen önceki süreçte bir Gedigahmet Paşa'nın Otranto, Otranto evet. muhasarası ve Hı -hı. fethi var. Otranto'yu yani İtalya kıyılarında önemli bir e, liman kentini fethediyor Gedigahmet Paşa. Ama e, Bayezid tahta geçince ve Cem Sultan'la bir taht kavgası başlayınca Gedik Ahmet Paşa'yı geri çağırıyorlar ve Otranto elden çıkıyor bildiğimiz Tabii. gibi. Zaten Gedik Ahmet Paşa da başka sebeplerle kısa süre sonra idam edilecek Hı -hı. Beyazıt tarafından. Ee, Bayezid ve Cem Sultan arasında bir taht kavgası var. Ve bu taht kavgasına Vatikan da karışıyor. Bu nasıl oluyor? Bu süreçte neler yaşanıyor? Tabii e, Fatih'in iki Fatih işte Beyazıt'la Cem Sultan bir tahtı ele geçirecek. E, maalesef talihsiz bir şekilde Cem Sultan burada... Şövalyelerden destek bekliyor, evet. sığınıyor. Ve e, aslında Cem Sultan beklemediği bir sürece gidiyor aslında. Hatta bir seferinde başındaki sarını çıkarması istenir, çıkarmaz. Evet. E, i̇şte Malta'ya sonra papalığa e, teslim ediliyor, sonra krallar alıyor, sonra tekrar geliyor. Bir Fransa Ancak, yolculuğu var. Yolculuğu var. Burada en acı olan şu, Osmanlı Devleti'nin Fatih dönemindeki kazanımlarının biraz anlaşmasına yol açıyor. Çünkü bir azıtlı bundan biraz çekiniyor yani karşıda hmm. bir risk var. Hüküm Şimdi neticede bir de Hanedandan birisi Hanedandan elinde. bu da rehin vaziyette, bu da sizin hareket alanınızı kısıtlıyor ister istemez. Yani çok altın veriliyor yani yüzbinlerce altın veriliyor her yıl tutuluyor. Fetihler duruyor. Fetihler duruyor özellikle daha sonra ölünce de bugün Bursa'da malumuz Cem Sultan evet. orada. Yani o Yavuz Sultan Selim'le Fatih Sultan Mehmet arasındaki özellikle Cem Sultan'ın şövalyeler sonra papalık sonra Fransa bu üçgen üzerine dolaştırması sürgün hayatı büyük bir travma yapıyor. Osmanlı'da bir fetret diyemeyiz belki ama o kazanımların üzerine çok bir şey de koyulamıyor açıkçası yani. Evet. Yavuz Sultan Selim öldüğünde Vatikan'da nasıl bir tepki oluyor? Şundan soruyorum. Yavuz Sultan Selim'in normalde tarihsel olarak baktığımız zaman Batı ile hiçbir alakası yok gibi gözüküyor. Yavuz Sultan Selim Safevilerle savaşmış. Bugünkü İran'da bulunan, sonra da Mısır'da bulunan Memluklularla savaşmış ağırlıklı olarak ve Orta Doğu bölgesine tam anlamıyla hakim olmuş Baharat yolunu da ele geçirmiş büyük bir hükümdar. Ama Yavuz öldüğü zaman Vatikan'da da ilginç bir şeyler oluyor. Evet Yavuz aslında e, ki oğlu Kanuni kadar işte Macaristan'da, Rodos'ta ve çok batılı aslında. Bir savaşı veya bir e, seferi yok. Ömrü yetmiyor, yetmiyor. belki de. Yetmiyor. Genç yaşta ve çok e, genç yaşta çok şeyler sığdırıyor. Yani bana göre e, çok büyük bir padişah hazineyi doldurup oğlu Kanuni'ye veriyor. Evet. E, yani papalık tarihinde e, öldüğü zaman ayin yapılan bir padişah. Çünkü Yavuz'un şöyle bir söylemi Roma'ya ulaşıyor. Şimdi Asya topraklarındayım Avrupa'ya da geleceğim. Hmm. Bu korkutuyor yani. Büyük bir korku, travma evet, oluşturuyor. Bu bizim tarihlerde de işaret edilen bir husustur. Evet. Yavuz'un asıl hedefinin Batı Roma oldu. Evet. Hani dedesi Fatih hı hı. Doğu Roma'yı fethetti. O da Batı Roma'yı fethetmeyi arzuluyor diye. Bu ayinlerin içeriği ne? Bir tür kutlama, şükür. Şükür yani. ayini. Katolik kilisesi mesela Tedeum denilen ayinler de vardır. Mesela bu şeyde de yapılmıştır. 1917'de Kudüs düşünce. Evet. Avusturya'da sabaha kadar kilisenin çanlarını çalıp ayin yapıldığı söylenir. Halbuki Avusturya bizim müttefikimizdi yani. Evet. Ama Kudüs'te tabii tabi, biraz... Birinci bu. Dünya Savaşı'nda Avusturya Macaristan tabii. İmparatorluğu bizim müttefikimiz. Hatta tabii. Osmanlı, Avusturya Macaristan el ele tarihe karıştılar tabii. Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani bu e, dinler tarihine bakarsak hani insanların şükür bağlamında bir şey. Bizde de malumuz Eyüp Sultan Osmanlı'da önemlidir yani. İşte kılıç evet. kuşanlar bir şey Çok fethi bilmiyoruz. olduğu zaman gidip dua eden bir yer hani o din mensuplarının kendi sevincini kutladığı bir ayin türü. Bu e, Vatikan'ın e, tarihinde e, sayılabilecek, daha doğrusu papalığın belirlediği tarihsel süreçlerin bir sonucu olarak işte yine trajik Hı -hı. bir başka olay var. İşte Sen Bartelmay katliamı Hı -hı. bu Fransa'da e, Hı -hı. gerçekleşiyor. E, 23-24 Ağustos gecesi 1572 yılında İsterseniz kısaca bundan da bahsedelim. Evet, e, malumuz 1517 yılında Martin Luther katolik bir kişi. Evet. Manastır hayatında yaşamış, e, iyi bir teolog. Katolikliğe karşı memorandum var. Sola evet. fide, sola gratel, sola scriptura diyor. Yani geleneğe karşı çıkıyor. Yalnız kutsal kitapla kurtuluş edebilirsiniz diyor. Yalnız inayetle diyor. Yani iz, inayetle. Şimdi tabi Avrupa'da malumuz 1054 yılında böyle bıçak gibi kesildi. Güneydoğu Avrupa Ortodoks oldu. Evet. İşte Polonya ve Macaristan hariç dersek. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, işte Makedonya'nın bir kısmı. Rusya, e, bugünkü Ukrayna, Moldova vesaire. Ortodoks oldu. Ortodoks. Evet. 1517'de de bir kırılma daha oldu Avrupa'da. Özellikle merkezde ve kuzeyde reform hareketlere başladı. İşte Kalvinist hareket çıktı. Lüteryenler çıktı. Diğer reform kiliseleri çıktı. Protestanlık ortada. Protestanlık ortada. yani genel çerçeveyle. Evet. Tabii bu süreçten sonra din savaşları başlıyor. Malumunuz bu da bir din savaşları. Yani İngiltere Fransa Fransa arasında var. Büyük Fransa arasında var. Yüzyıl savaşı var. Yedi yıl savaşları var. Bu bahsettiğimiz de 1572'deki olayda Kalvinistlere karşı Fransız Katoliklerinin Fransa Katoliklerinin yapmış olduğu aslında bir katliamdır. Evet. Tabii şu an görselde ekranda büyük bir şey kıyım ve Paris'te hı hı. gerçekleşiyor. Bir gecede gerçekleşiyor. Tabii. Ne kadar kişi ölüyor? Yani sayısını tam bilemiyorum ama yani şehir tarihini etkileyecek bir katliam var. Evet. Fakat burada şunu da görmek lazım. Bu sadece yeknesak bu değil. Biliyorsunuz 1200'lerden sonra özellikle Dominiken tarikatları eliyle Endülüjans ve engizyon mahkemeleri var. Evet. Bazen internette görselde görürüz. Onların işkence araçları vesaire vardır. O dönemde bunlar Mesela çok. Mesela bu boşnakların eski bağlı olduğu mesela Bogomil mezhebinden kişilerin hı hı. yakılması Tabii. şeyleri var, ayinleri var. Bildiğiniz hı. insanların şehir meydanlarında Bogomil olduğu için toplayıp yakıyorlar. Tabii. Yani bu Avrupa tarihi aslında hani batılı yazarların da inkar ettiği bir şey değil bu zaten. Yani gerçekleşmiş hadiseler. İspanya'daki Engizisyonlar. E, 1492'de malumunuz Katalan e, Katolikler oradaki kat, e, Müslüman ve Yahudileri iki şey iki hak sundular. Ya burayı terk edeceksiniz ya da Din değiştireceksin. İşte sonra Morosko ve e, evet. Moranan diye bir kavram var mesela. E, i̇kinci beyazıt gizli Müslümanlar. E, gizli, gizli gizli işte Müslüman veya gizli Yahudi diye. Evet. İkinci beyazıt bunları alıyor İşte Müslümanları Kuzey Afrika'ya, Yahudileri ve Osmanlı topraklarına ve pek çoğunu İstanbul'a Sefer seferat, Yahudiler seferat dediniz, Yahudileridir evet. bunlar. Fakat bir süre sonra özellikle Portekiz bölgesinde e, Yahudiler kamu sektöründe görev alınca. Papalık tarafından bir endişe ortaya çıkıyor. Yani bu evet. devleti ele geçirecek diye. Üçüncü nesebine bakıyorlar. Üçüncü nesebi Hristiyan mı yoksa Yahudi mi diye. Hmm. Oradan çözmeye e, çalışıyorlar. Pek çok kişi yakılıyor. Çünkü bu diyor gerçek bir Yahudi değil. E, özellikle o Katalan bölgesinde malum Gırnat'a son bir e, Müslüman bölgesiydi. E, Portekiz'de, e, İspanya'da, Fransa'da bu türden çok katliamlar var. Herkese Hristiyanların kendi içerisindeki din savaşları var. O da bunlardan birisi. Bu 1870'te İtalya birliğini sağlarken, işte Vatikan'da belli bir çerçeveye oturdu harekat hı hı. alanı biraz daha hatta kısıtlanır gibi oldu demiştik o dönem için. Daha sonraki sürece gelelim. Hani birinci dünya savaşı yaşanıyor, İkinci dünya savaşı yaşanıyor. Türkiye'de de işte Osmanlı yıkılıyor bu topraklarda da, Türkiye hı hı. Cumhuriyeti kuruluyor. Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkiler nasıl cereyan ediyor? Vatikan'da sonuçta bir devlet dini kimliği ağır bassa da devlet düzeyinde de kurumsal bir takım ilişkiler var iki ülke arasında. Bunların seyir açısından neler söylemek istersiniz? Yani şöyle çok kısa söyleyecek olursak 1800'lü yılların ilk döneminde Sultan Abdülmecit döneminde güzel ilişkiler başlıyor. Osmanlı arşivinde genelde tanzimat öncesi papa ismi Rim Papa diye geçer. Roma Papa. Hı hı. Ondan sonraki söylem biraz daha değişir. His Holiness'a uyan bir kavram getir. Yani artık bir diplomatik değil. Fakat hı. diplomatik diye şey kurulamaz. Sebebi Fransa'dır. Neden? Çünkü Fransa ta kanuniden beri kapitülasyonları kendi tarafına yontarak ben diyor Katoliklerin hamisiyim. Yani Osmanlı'da bir Osmanlı'dan kapitülasyon almış olmayı Katoliklik'te bir söz sahibi olmak için de faktör mü sayıyor? Bu nasıl oluyor? Tabii bu? aslında kanuni zamanında Fransuva'ya verilen ticari bir anlaşma. Evet oluyor. ticari. İskenderiye ve Mısır bölgesindeki oradaki Latin daha çok Levantenlerle ilgili bir anlaşma yapılıyor. Fakat Osmanlı Karlofça'da yenildikten sonra her bir süreçte Fransa bunu lastik gibi uzatıyor. Daha hmm. sonra Avusturya da hakeza, Rusya da bu şekilde. Kırım Savaşı zaten bundan çıkıyor. Devlet bir yazılı şey var. bulamıyor aslında. Biraz böyle e, yolun akışına gelişmiş. Ancak e, Sultan Abdülmecit zamanında Frans Papalık'la bir anlaşma yapalım diyor. Şimdi papalık da Fransa'dan biraz endişeli. Çünkü papalığın Kudüs'e veya Anadolu'ya veya başka topraklara Çin'e dair gönderdiği Fransa menşeli olan var, İtalya menşeli olan var. İspanya menşeli olan var, Amerika menşeli olan var. Şimdi bu sefer gönderdiği kişiler o devletin misyonunu bazen icra ediyor. Papa da bundan rahatsız oluyor. Evet. Ama çıkış yolu da bulamıyor. Çünkü karşısında devasa bir Ortodoks Rusya var. Ona karşı da destek mesela kim? Papalı. Mesela 1848 yılında Kudüs'te bir Latin Patrikliği kurulur. Az önce bahsettiğiniz 1290 yıl Akka mesela. Evet. O zaman mesela bitmiştir Patriklik. Sultan Yeniden kuruluyor tekrar 1848'de. Kuruluyor. Tabii Fransa aslında buna karşı. Sebebi şu. Ya bu iş benim elimden yürüsün diyor. Bu sefer papalıktan Sultan Abdülmecid ilişkileri çok iyi. Papalık sürgüne göndermiş. Sultan Abdülmecid ona bir mektup yazmış. İşte üzüntülerini belirten. Ve o dönemden sonra devlet aslında bazı dönemler papalıkla resmi ilişkiye girmek istiyor. Bir gün Fransız elçisi hatta tercümanı İstanbul'da papalık yetkisine kızıyor. Bizden izin almadan diyor Osmanlı Bağbali ile görüşemezsiniz kendi aralarında böyle Tabii. bir çekişme var. Çekiş. İstanbul'da oluyor bu. Tabii İstanbul. Osmanlı zamanı çünkü. Sefaretler orada. Evet. Sonra Osmanlı Birinci Dünya Savaşı malum. Birinci Dünya Savaşı'nda şu çok etkili kapitülasyonlar kaldırılıyor. Evet. E kaldırılınca e Katolik hakları da gidiyor Fransa'nın. Bu sefer Osmanlı'daki eğitim kurumları ne olacak şimdi? Bunlar Fransa devlet tanımıyor. Papalık diyor ki aslında bizim de bu diyor da resmiyette Fransa'nın üzerindeydi. Devlet dedi o zaman biz madem resmi ilişki kuralım, buna da yanaşmıyor. Çünkü savaşın seyrini bilemiyorlar ne olacak evet. diye. Ee, daha sonra Cumhuriyet döneminden sonra resmi ilişki kurulması papalık tarafından gelir. Özellikle 1929'daki Latre Anlaşması'ndan sonra. Evet. Ee, buna da pek yanaşılmaz. 1960 yılında e, papalık ilişki kurulur. Bunda şey çok etkilidir. Elçiliklerin falan atanması karşılıklı Tabii, olarak karşılıklı, o süreçte sonra gerçekleşiyor. O süreçte yani resmi ilişki ama şu vardır her zaman. Osmanlı'da bir papalık vekili vardı. O vekil de Latinlerin içine bakar Osmanlı'da. Ama resmi hmm. anlamda bayraktı, forstu bir sefaret anlamındaki ta kadimden beri ilk resmi ilişki 1960 yılında kurulmuştu. Osmanlı evet. bazen çözemediği şeyde şöyle yapmış. Memuriyeti mahsusa böyle tığnak içer kavramıyla özel memurlar göndermiş. Çünkü işin için çıkamıyor. Evet. Ee, Roma Devleti 1870'te Vatikan'ı işgal etmiş. Papa da diyor ki 9. Pius ben diyor Roma'ya atanan Türk elçisini kabul etmem diyor. <laughs> Kızıyor çünkü beni işgal etti. Söyle Türk e, Osmanlı da mesela Rüstem Bey'i gönderiyor ama kendisi e, resmi anlamda bir ilişki kurulamıyor. Bununla ilgili arşivde çok belgeler var. E, hatta bazen böyle sokak e, haberlerine geçiyor. işte Yunanistan'daki elçi Asım Bey gönderiliyor vesaire diye. Ama neticede böyle bir süreç ortaya çıkmıyor. Bir dünya savaşında e, tabii Pak papalık özellikle çok etki gösteriyor. Kızıl Haç vasıtasıyla da işte Çanakkale evet, Savaşı'nda e, ölen Katoliklerin cenazesiyle gibi çok da o dönem ilgileniyor açıkçası. Evet hocam su gibi aktı vakit. Tamam. E, Papalığı konuştuk. Vatikan'ı konuştuk. Profesör doçent doktor Ahmet e, Türkan e, ile Mecmed Nenerbakan Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, katkılarınız ederim. Katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, ben istifade ettim kendi adıma. Umarım izleyicilerimiz de e, faydalanmıştır e, sohbetinizden. E, değerli izleyenler, papalığı e, konuştuk. Vatikan'dan bahsettik bugünkü programımızda. E, katolikliğin, dinin, e, siyasetin Savaşların, entrikaların iç içe geçtiği, ilginç bir din devleti, 2000 yıllık bir e, monarşi. Daha çok merak edenler e, okumalar yapabilirler, hocamızın e, çalışmaları, e, kitapları da dahil e, olmak üzere. E, programımız burada sona eriyor. E, önümüzdeki hafta bir başka dünyadaki Türkiye'de yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hepinize iyi pazarlar, iyi hafta sonları.